İstanbul'da dünyanın ən böyük aviasiya, kosmik və texnoloji festivalı olan Texnofestin rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Atatürk Havalimanında başlayan festivalda müxtəlif ən qabaqcıl hərbi eləcə də sivil qurum və şirkətlər təmsil olundu. Tədbirdə iştirak etmək üçün Türkiyənin 81 vilayətindən dünyanın isə 84 ölkəsindən müraciətlər daxil olub. Bu müraciətlərin qəbulu fevral ayının sonuna dək davam edəcək. Real TV-yə danışan Türkiyənin yerli və milli pilotsuz uçan aparatının yaradıcısı Selçuk Bayraktar Azərbaycanlı gəncləri də bu festivalda görmək istədiyini bildirdi. Selçuk Bey, siz bir neçə gün bundan öncə Azərbaycanda da startupçılarla bir söhbətiniz oldu, qatıldınız bu layihəyə. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı startupçılarla necə, ortaq bir layihə fikirləşilirmi? Məsələn, siz hər hansısa bir dərs verməyiniz üçün onlara və yaxud da ortaq bir layihələr var mı? Tabii Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ortak proje yapmayı düşünüyoruz. En yakın zamanda irtibat sağlayıp bu adımları atacağız. Baykar olarak zaten SİHA'larımız, insansız hava araçlarımız sürekli faal bir şekilde görev yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamda askeri personelin yetiştirilmesi kapsamında da eğitimlerimiz devam ediyor. Ama biz söylediğim gibi Türkiye Teknoloji Vakfı olarak da Teknofest ve DNEAP dediğimiz teknoloji kodlama atölyeleri gibi eğitim alanlarında da faaliyet göstermek istiyoruz. Tümüyle toplum yararına yapılan ücretsiz eğitimler bunlar. Bu adımları da en yakın zamanda Can Azerbaycan, Kardeş Azerbaycan'da yapmak istiyoruz açıkçası. Bayraktar, Qarabağ Savaşı'ndan ve Azerbaycan'la Türkiye arasında ortak layihelerin icrasından da danıştı. Selçuk Bey, Qarabağ Savaşı'ndan danıştık. 44 günlük Qarabağ Savaşı'nda yəqin ki çok yakından izlediniz. Çünkü Bayraktar'ın çok önemi vardı. Necə değerlendirirsiniz ümumiyyətlə Qarabağ Savaşı'nda son texnologiyayla bu müharibənin aparılması? Tabii Qarabağ meselesi bizlerin içinde bir yaraydı. Benim gençlik ve çocukluk yıllarımda önemli bir yaraydı. Yani kanayan bir yaraydı diyebilirim. O dönemde bir şey yapamamış olmak. Sonrasında tabii insansız hava araçları bütün muharebe tarihinin değişmesinde önemli bir rol oynamış oldu. Buna da kendi eserimizin böyle bir şeye Bayraktar TB2'nin görev alması bizler için yani hayat boyu aslında bulamayacağımız bir onur ve gurur kaynağı diyebilirim. Çünkü biz en ufağından başladık. 2000'li yılların başında başladık. İşte model uçak gibi bir şeydi. Adım 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 büyüye büyüye. Tabii burada en önemli sistemleri bunların elektronikleri ve yazılımları. Bu noktaya geldi. Şimdi burada bunun gibi yüz binlerce genç kardeşimizin işte geçen yıl 100.000 başvuru oldu. Projelerini görüyoruz. İnşallah bunlardan çok az bir kısmı bile böyle başarılar elde etse, düşünün ki yüzde biri, binde biri bile elde etse inşallah ülkelerimiz, milletlerimiz dünyada hak ettiği yere gelmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Selçuk Bey, Qarabağ Savaşı çerçevesinde Azerbaycan da öz İHA'sını istehsal etti. İTİ Qovan puaları. Yəqin ki artık bu haqda məlumatınız var. Ümumiyyətlə, Azerbaycan tarafıyla bu cür insansız, pilotsuz uçan aparatların istehsalı ile bağlı her hansı bir layihə olacak mı? Var mı böyle bir plan? Tabii yani bu da gündemimizde. İnşallah en yakın zamanda hem T3 Vakfı ile alakalı hususları görüşmek üzere hem de İnsansız hava araçları konusunda işbirliği konularında görüşmek üzere biz yakın temaslarımızı sürdüreceğiz. Sənaye ve Texnologiyalar Nazirinin muavini Mehmet Fatih Kacır Real TV açıklamasında bildirdi ki, Azerbaycanla Türkiye arasında yeni layihelerin icrası için hazırlıklar gedir. Savunma sanayinde önemli işbirliklerine imza atıyor Türkiye ve Azerbaycan. Bizim hedefimiz bu işbirliklerinin teknolojinin diğer alanlarına da yaygınlaşması. Özellikle özel yetenekli öğrencilerin, gençlerin tespit edilmesi ve onların teknoloji alanlarında eğitilmesi projelerinde işbirliği yapabileceğimizi ümit ediyoruz. Bu Teknofest gibi ulusal hatta uluslararası bir takım organizasyonları birlikte hayata geçirebileceğimizi, Azerbaycan'da da buna benzer işleri hep birlikte yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yine teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri gibi projelerde de işbirliği yapabiliriz diye düşünüyoruz ve
tüm kardeşlerimizle, muhataplarımızla da bu yönde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Qeyd edək ki, festivalın yekun hissəsi sentyabrın 21-i, 26-sında keçiriləcək.